Eğitim sistemi daha baskıcı ve katı hale getirildi. Öğrenciler ve öğretmenlerin sınıfa telefon geçirmesi yasak. Türkçe ortalaması 70'ten düşük öğrenciler sınıfta kalacak. Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda ciddiler. Hiçbir şeye af yok. Ve tabii önceden de olan bir sürü saçmalık. Türk eğitim sistemi çökmeye devam ediyor. Okulu sevdirmekle yola çıkılması gerekirken, öğrenciyi olabildiğince okuldan soğutacak kurallar getirilmeye devam ediyor. Öğrenciler o kadar memnun değiller ki hallerinden. Okula gitmeyenler, okula diye evden çıkıp başka yere gidenler, durum o kadar ciddi ki geçenlerde yan hesabıma Eğitim Bakanı'ndan bahsettiğim bir video attım. Bir gecede Türkiye gündemine geldim ve benim eğitim bakanı olmam için 40 bin imza toplanılmış. Sonra da bir yetkili o videoda söylediklerimi dilekçe şeklinde Van Milli Eğitim Müdürlüğü'ne vermiş. Bu işi düzeltmek için bir katkım olursa tabii ki ne mutlu bana. Ama böyle bir şeye gerek yok. Ben sesimi duyurabiliyorum buradan. Elimden geldiğince sizin yanınızda durmaya, sizi savunmaya devam edeceğim. Ben de 1-2 sene öncesine kadar öğrenciydim ve her şeyi dibine kadar gözlemledim. Nelerin değişmesi gerektiğini, nelerin kalması gerektiğini de biliyorum. Yakında YouTube kanalıma eğitim sistemi nasıl olmalı diye bir video yükleyeceğim ve o videoyu gerekli birimlere ileteceğim. Bir şeyleri daha sağlıklı, daha güzel ve daha yapılabilir hale getirmeye çalışacağım. Bir öğrenciysen eğer bu videoyu yayman gerekiyor. Selametle.